Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Fiat Kargo kombi aracının yol bilgisayarını anlatmış olacağım. İlk etapta görmüş olduğunuz radyo onun altında, aracın şu ana dek yapmış olduğu kilometre onun altında ise şu anki saatimiz gözükmektedir. Şu sağ tarafta trip tuşu var. Bu trip tuşuyla isterseniz hem aracımızın menzilini görebilirsin. Yani menzil dediğim ise depomda kaç kilometre yakıt ile kaç kilometre daha yol ilerleyebilirim, onu görebilirsiniz. İsterseniz de farklı seçenekler elbette mevcut. Hatta isterseniz trip tuşuna basılı tutarak da kilometre sıfırlayabilirsiniz. Şurada trip tuşu mevcut. Aynı zamanda tüm aracımın kaç kilometrede yol gittiğini, ortalama kaç kilometre yol kat ettiğini, kaç dakika, kaç saatte yol gittiğimi görebilirsiniz. Yol gittiğini görebilirsiniz. Sırayla menzilden başlamak isterim. Menzil demek şu an aracımdaki yakıtla kaç kilometre daha gidebilirim o anlama gelmektir. Mesela şu an gösteriyor ki 67 kilometre. 67 kilometre daha yol kat edebilirim anlamına gelmektedir. A gidilen yol ise şu ana dek 52,8 kilometre yol gitmişim. O anlama gelmektedir. A ortalama tüketim ise 100 kilometre 7,8 litre yakıt tüketmişim. O anlama gelmektedir. Anlık tüketimle alakalı net bir bilgi içermemektedir. A ortalama hız ise ortalama 27 kilometre hız yapmışım. O anlama gelmektedir. A seyahat süre ise ortalama 1 saat 56 dakika yol gitmişim. O anlama gelmektedir. A, B gidilen yol ise diyelim ki siz mesela yakıt aldınız. Yakıt aldıktan sonra trip tuşunu bastınız, basılı tuttunuz. Basılı tuttuktan sonra tüm değerler sıfırlanır, tekrar başa gelir. Ondan sonra mesela B gidilen yolda siz 5 kilometre yol gittiniz diyelim. 5 kilometre aynı zamanda A'ya da yansıtır. Yani A demek şu demek. Fabrika ayarlarından önceki gidilen yol, B ise fabrika ayarlarından sonraki durum söz konusu. Yani ben diyelim ki trip tuşuna bastım, tüm değerleri sıfırladım. Tüm değerler sıfırlandıktan sonra ne kadar çok kat, ne kadar çok kaç kilometre daha yol gidersem veya kaç saat daha veya kaç litre daha yakıt tüketirsem hem B'de hem A'da gözükecektir. Yani A gidilen yol ise B gidilen yol arasındaki farkı şu şekilde açıklayabilirim. A gidilen yol fabrika ayarlarından trip tuşuna basılmadan önceki durum söz konusudur. B gidilen yol ise fabrika ayarlarından sonra ben yakıtımı aldım. Trip tuşuna basılı tuttum. Ondan sonra tüm değerler sıfırlandı. Tüm değerler sıfırlandıktan sonraki durum söz konusudur. Şu an ben trip tuşuna basaraktan değerleri sıfırladım. Diyelim ki ben trip tuşuna bastım. Tüm değerleri sıfırladım. Sıfırladıktan sonra gittim. Yakıt aldım. Yakıt aldıktan sonra şu değerler kendiliğinden değişecektir. Aynı zamanda değişir değişmez tabii A'ya da lanse edecektir. A ile B aslında aynı anlamına gelmek. Biri fabrika ayarlarından önce yani trip tuşuna basmadan önceki son durum. Diğeri ise fabrika ayarlarından yani yakıt aldıktan sonra trip tuşuna basaraktaki son durum anlamına gelmektedir. Bu şekilde siz de kendiniz ortalama yakıt depomunda ne kadar yakıt var, kaç kilometre? Mesela şu an A gidilen yol, ben şu an anlatmış olduğum gibi trip tuşuna basarak fabrika ayarlarına geldim. Tüm değerleri sıfırladım. Şu an burada mesela değer gözükmekte. A gidilen yol 52,8 kilometre. Yani bu şu demek, trip tuşuna basmadan önce yani tüm değerleri sıfırlamadan önce 52,8 kilometre gitmişimdir. Ben mesela B'ye gelin diyeyim. B gidilen yol ise diyelim ki ben trip tuşuna bastım. Tüm değerler sıfırlandı. Sıfırlandıktan sonra diyelim ki buraya belli bir sayı değeri oluştu. Bu sayı değeri ise yakıt aldıktan sonraki sayı değeridir. Bu şekilde de siz kendiniz idrak edebilirsiniz. Ve atıyorum mesela ben diyelim ki yakıt aldım. Yakıt aldıktan sonra bu değerler değişecektir. Değiştikten sonra aynı şekilde A'ya da aynı değerler yansıyacaktır. Bu iki değeri siz kendiniz, bu iki A ve B gidilen yol, anlık tüketim,
Ondan sonra başka hangi değer, bak hangi bilgiler, ortalama hız ve seyahat süre gibi bilgileri siz de kendiniz idrak edebilirsiniz, kendiniz yorumlayabilirsiniz. Bu demiş olduğum gibi A demek yakıttan önce, yani sıfırlamadan önce, tüm değerleri sıfırlamadan önceki bilgim. B ise tüm değerleri sıfırladıktan sonraki elde edeceğim değer gibi siz de kendiniz yorumlayabilirsiniz. Mesela ben trip tuşuna bastım. B gidilen yol, ondan sonra ortalama tüketim değerleri sıfırlandı ama farkınızdaysanız A'da henüz buna benzer değişiklik olmadı. Mesela şu an görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde de siz kendiniz yorum yapabilirsiniz. Atıyorum yakıt aldınız. Yakıt aldıktan sonra belli bir kilometre gittiniz. Sonra tekrar kıyasladınız. Dediniz ki atıyorum 8 kilometre yol gitmişim. İşte 100 kilometrede bu kadar litre yakıt tüketmişim. Gibi gibi kendiniz yorum yapabilirsiniz. Tekrar başa dönüyorum. A demek yakıt almadan önceki, yani trip tuşuna basmadan önce, fabrika ayarına dönmeden önceki durum. B ise trip tuşuna basıyorsunuz. Bastıktan sonra tüm değerler sıfırlanıyor. Tüm değerler de belli bir değişikliğe uğruyor. Ondan sonraki durum anlamına gelmektedir. Bu şekilde siz de yorum yapabilirsiniz. Mesela az önce tekrardan bahsetmiş olduğum gibi B'de değerler sıfır, A'da değerler halen mevcut. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur.